Merhaba sevgili öğrenciler, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle 5. sınıfın 2. ünitesi olan My Town ünitemizin tamamını işleyeceğiz. Hazırsak başlayalım. Bugün neler öğreneceğiz? My Town ünitemizin kelimelerini, ünitemizin konu anlatımında İngilizce yer edatlarını ve İngilizce yol tarifi vermeyi öğreneceğiz. İlk olarak ünitemizin kelimeleriyle başlayalım. Bakery, fırın. Bank, banka. Barber shop, berber. Bookshop, kitapçı. Bus station, otobüs terminali. Bus stop, otobüs durağı. Butcher shop, kasap. Cafe, kafe. Car park, otopark. Sinema, sinema. City hall, belediye binası. Chemist, pharmacy, eczane. Fire station, itfaiye istasyonu. Florist, çiçekçi. Gas station, benzin istasyonu. Greengrocer, manav. Grocery, bakkal. Hospital, hastane. Hotel, otel. Library, kütüphane. Mosque, cami. Museum, müze. Playground, oyun alanı. Police station, polis karakolu. Post office, postane. Restaurant, restoran. School, okul. Shop, mağaza. Stationery, kırtasiye. Supermarket, market. Swimming pool, yüzme havuzu. Theater, tiyatro. Toy shop, oyuncakçı. Country, ülke. Region, bölge. Capital, başkent. City, şehir. Town, kasaba. Hometown, memleket. Neighborhood, mahalle. Street, cadde, sokak. Road, yol. Location, konum, yer. Bridge, köprü. Building, bina. Bread, ekmek. Letter, mektup. Medicine, ilaç. Beautiful, güzel. Famous for, bir şeyiyle ünlü olmak. Important, önemli. Favorite, favori, en sevilen.
small, küçük, big, büyük. Diğer önemli kelimelerimiz come, gelmek, see, görmek, visit, ziyaret etmek, work, çalışmak, need, ihtiyaç duymak, walk, yürümek, live, yaşamak, like, sevmek, ride, sürmek, get, almak, buy, satın almak. Evet çocuklar, kelimelerimiz bitti. Konu anlatımımız ile devam ediyoruz. İlk olarak İngilizce yeredatlarını öğrenelim. Prepositions of place, yeredatları demek. In front of, önünde. The hospital is in front of the pet shop, hastane, evcil hayvan dükkanının önünde. Between, arasında. The toy store is between the music store and the restaurant. Oyuncakçı, müzik dükkanı ve restoranın arasında. Next to, bitişiğinde temas var. The pet shop is next to the supermarket. Evcil hayvan dükkanı marketin bitişiğinde. Near, yanında temas yok. The supermarket is near the bookstore. Market kitapçının yanında. Opposite, karşısında. The restaurant is opposite the supermarket. Restaurant, marketin karşısında. Behind, arkasında. The school is behind the restaurant. Okul, restoranın arkasında. On, üstünde. The apple is on the table. Elma masanın üstünde. Under, altında. The apple is under the table. Elma masanın altında. Şimdi de İngilizce yol tarifi vermeyi öğrenelim. Birine İngilizce yol tarifi sorarken aşağıdaki şekillerde sorabiliriz. Excuse me, where is the bakery? Affedersiniz, fırın nerede? Excuse me, how can I go to the hospital? Affedersiniz, hastaneye nasıl gidebilirim? Excuse me, how can I get to the pharmacy? Affedersiniz, eczaneye nasıl gidebilirim? Şeklinde birine yol tarifi sorabiliriz çocuklar. Birine yol tarifi verirken aşağıdaki kalıpları kullanırız. Go straight ahead, düz git. Turn right, sağa dön. Turn left, sola dön. It's on the right, sağda. It's on your right, sağında. It's on the left, solda. It's on your left, solunda. It's on the corner, köşede. The bank is on the corner of Santos Dumont Street. Banka Santos Dumont Caddesi'nin köşesinde. Take the first right, ilk sağdan dön. Take the second right, ikinci sağdan dön. Take the third right, üçüncü sağdan dön. Take the first left, ilk soldan dön. Take the second left, ikinci soldan dön. Take the third left, üçüncü soldan dön. Şimdi de birine İngilizce yol tarifi verelim. Where is the library? Kütüphane nerede? It's across the street. Caddenin karşısında. Excuse me, where is the bus station? Affedersiniz, otobüs terminali nerede? Go straight ahead. Düz git. Take the second right. İkinci sağdan dön. It's on the corner of King's Road.
King yolunun köşesinde It's on your left, solunda It's near the bookshop, kitapçının yanında It's opposite the restaurant, restoranın karşısında. Excuse me, how can I go to the theater? Affedersiniz, tiyatroya nasıl gidebilirim? Go straight ahead, düz git. Take the second left, ikinci soldan dön. It's on your left, solunda. It's on the King's Road, King yolunda. It's near the cinema, sinemanın yanında. It's opposite the police station, polis karakolunun karşısında. Excuse me, how can I get to the museum? Affedersiniz, müzeye nasıl gidebilirim? Go straight ahead, düz git. Take the first right, ilk sağdan dön. It's on your right, sağında. It's on the Green Street, Green Caddesi'nde. It's near the factory, fabrikanın yanında şeklinde birine yol tarifi verebiliriz çocuklar. Biri bize yol tarifi verdikten sonra ona thank you, teşekkür etmeyi unutmayalım çocuklar. Ya da biz birine yol tarifi verdiysek bize teşekkür ettikten sonra you're welcome, bir şey değil, önemli değil diye cevap verebiliriz. Evet çocuklar, son olarak birine yaşadığı yeri sorarken where do you live, nerede yaşarsın diye sorarız. Cevap verirken de örneğin I live in Ankara, Ankara'da yaşarım şeklinde cevap verebiliriz. Evet çocuklar, My Town ünitemizi işledik ve bitirdik. Games and Hobbies ünitemizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.